Hepinize merhaba arkadaşlar. AYT denememizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu zaten bizim 3. denememiz. 3. denememizde de 10 tane soru olacak. Karışık. Yine aynı şekilde soruları yazdık. İlk sorumuz bir eşsizlik sorusu. Eşsizlik sorumuzu çözelim. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Böyle bir eşsizlik vermiş. Eşsizliğini sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar. Küçük 0 demiş ama şu ifadeye baktığınız zaman burada x kare nedir? Her türlü pozitif değil mi? Evet. Zaten 2 eklersen burası her türlü pozitif olacak. Peki şurası ne? Mutlak değer. E burası da her türlü pozitif olacak. O zaman bizim ilgileneceğimiz kısım şurası. Yani x kare artı 5x eksi 6 ifadesine sıfırdan küçük eşit olduğuna bakacağız. Zaten buralar nedir? Artılı. Burası sıfırdan küçük. Eksiyi artıya böldüğümüzde ne olacak? Eksi olacak. Yani sıfırdan küçük. Diyorum şöyle siyahla yazayım burası. Nedir? Artı 5'ti değil mi burası? 6'ya 1 kökleri değil mi? 6 kere 1. 6. Şunu artı 6 <laughs> alırsam şu eksi 1. Şöyle köklerini yazarsak ikinci dereceden denklemimiz. X artı 6 çarpı. X eksi 1. Değil mi? Eşit 0 gibi göreceğiz. Köklerimizden birini eksi 6, köklerimizden biri 1. Bir. Grafiğimizi çiziyoruz. Grafiği şöyle çizdik. Eksi 6 noktasını alıyorum. Bir tane köküm eksi 6. Bir tane köküm de 1 mi? Evet. Birimizi de alalım. Şimdi burası zaten her türlü pozitif. E burada pozitif. O zaman neyle başlıyor? Artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı. Ne diyorduk güzel arkadaşım? Nereye tarıyoruz? Şununla tarayayım. Sıfırdan küçük yani eksi kısmı tarayacağız. Burayı tarayacağız. Burada ne var? Eksi 6 kapalı olduğu için kapalı kısım yani sıfırdan küçük eşittir demiş. Bir kapalı aralığını alacağız. Peki sorumuzu tekrar okuyalım. Sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı diyor. Kim? Eksi 6 var. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Ve 0 birimizde var değil mi? 1 bir eksi 1'i götürdü. 5, 10, 14, 20 ne yaptı? Eksi 20 mi yaptı değerlerimizin toplamı? Evet bu şekilde. Sadece şu hususa dikkat ettiniz mi soru direkt zaten çıkıyor. 22. sorumuz bir logaritma sorusu. Logaritmik eşitlik sorusu daha doğrusu. İyi denk getirmişiz. iki tane eşitlik sorusu. Şimdi arkadaşlar şöyle tek tek alalım. Yani şunları ayrı ayrı alabilirim. Ayrı ayrı alıp tekrar birleştirebilirim de. Şimdi şunu 2 üzeri 2'den nedir? Kafa atıyor diyorduk. Ne çıktı burası? 2 üzeri 2'den 4. x eksi 1 küçük. 2'nin 3. kuvveti mi oluyordu? 2 üzeri 3. O da nedir? 8 mi? Evet. Bitti. Artık bundan sonra eşitliğimizi yapalım. Nedir? Her tarafa artı 1 ekliyorum. Her tarafa artı 1 ekle. Artı 1 ekle. Ne oldu? 5 küçük. x o da küçük. Nedir? Hmm, bakıyorum. 9 mu? Evet ne olacakmış x? 5 ile 9 arasında değer olacak. Eşsin çözüm kümesini söylemiş. Peki başka bir şey var mı? Bakıyorum nedir? 5 kapalı 9 açık aralığında olacakmış çözüm kümemiz değil mi? Ha bir de şuraya dikkat edeceğiz. Ha, x eksi 1 ne olacak? Bir kere sıfırdan büyük. x 1'den büyük. E bir x 1'den büyük mü? Evet bu aralıkta x 1'den büyük. O zaman doğru. şunu kaçırmayalım. Tamam dikkat şuna şöyle bir şey diyebilirim. Neredesin 5'te 9? Şu mu D mi? Evet. Yapıştı. Evet arkadaşlar logaritmik estik sorusu. Burada ne yapacağımıza karar verelim. Öncelikle ne vermiş? 1 bölü 3. 1 bölü 3 nasıl bir ifade? Basit bir ifade. Basit kesirli bir ifade. Şöyle kuralımızı hatırlayalım. Hatırlatma. Logaritma A tabanında fx küçük eşittir ya da büyük eşittir fark etmez. Logaritma A tabanında gx. Eğer a 0'dan büyük a 1'den büyük ise neydi? fX küçük gx oluyordu. Eğer a küçük 1, nereden Sıfırla 1 arasında değer ise fx ifade yön değiştiriyor büyük gx olmuş olur. Sadece bu. Eğer büyük ise aynen al 0 ile 1 arasında ise buradaki ifade küçük eşittir ya da büyük eşittirse ne yapıyorsun? ters çeviriyorsun. Öz e, yön değiştir diyoruz. O zaman burada direkt bakıyorum. Birden küçük sıfırdan büyük. O zaman 5 eksi x büyük eşittir x artı 1. Sorunun %50'sini çözdüm. Attım buraya attım buraya. 4 büyüktür 2x. iki e, 2 büyüktür x mi? Evet yani x ne olacak? E, 2'den Küçük mü olacak? Tamam. X2'den küçük olacak değil mi? X ne olacak? 3, 4 pardon. X değil mi? Büyük 2. X evet tamam. Var mı? Problem yok. Bir tane arkadaşlar logaritmanın tanımından buralar daima ne olacak? Sıfırdan büyük. Buradan X büyük 5 gelir. Peki buradan ne gelir? X büyük eksi 1 gelir. Şimdi kimi alacağımıza karar verelim. X 2'den küçük. E ne olacak? 5 alırsam olmuyor. Bundan x 5'ten büyük. Burada yanlış yaptık. x 5'ten büyük gelmez. Yanlış yanlış. 5 eksi x büyük 5'ten ise 5 büyük x. O zaman x ne olur? 4, 3, 2. E 4 burası için sağlamıyor. O zaman 2'den küçük olacak. Ne olacak? Bir eksi 1'den de büyük mü? Evet. Denklemimiz bu şekilde. Bakıyorum. Zaten bu şıkkı eleyim. Bakın ne demiş? Ne arkadaşım? sonsuz kapalı olur mu? Olmaz. ÖSYM böyle bir şey yapar mı? Yapar. Nah yapar. Ben yanlış yazmışım. Tamam. Neydi? Neyse sorumuza dönelim. Eksi 1 açık 2 kapalı aralığı neredesin? 2 e, şurası kapalı aralık olacak diyelim. Şöyle yazalım. Oldu mu? Oldu. E, buradaki soruda da arkadaşlar x'in ln üzeri 4 çarpı falan filan denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Öncelikle burada bir özellik var. Onu hatırlayalım. Logaritma A şey A tabanında logaritma BC. Şu ifadede C ile A'nın yerini değiştirebiliyor muyduk? Evet. Ne diyorduk? C üzeri logaritma yine B tabanında ne oldu bu sefer? A. A ve C'ler gördüğünüz gibi yer değiştirdi. O zaman bu ifadede X ve 2 yer değiştirebilir miyiz? Evet. O zaman yakışıklı bir şekilde yazalım. X üzeri ln 4 eksi 6 çarpı x yer değiştirdik. 2 üzeri ln 2 artı 8 eşittir 0. Yalnız şurada ne var? ln 4 varken burada ln 2 var. Aklıma şöyle bir şey geliyor. x kare burada sanki x olacakmış gibi bir his var. Tamam. O zaman ln 4'ü nasıl yazabilirim? ln 2'nin karesi. 2'yi başa getirince ne olacak? 2 ln 2. O zaman yaz. 2 üzeri ln 2 Eksi 6 çarpı x üzeri ln 2 artı 8 eşittir 0. Şimdi ln 2 ifadesi. Keşke ln'leri mi yer değiştirseydik. Tamam. Ne diyelim? ln 2'ye a diyelim. ln 2'ye a diyelim. x üzeri 2a. Eksi burası a'ydı. 6 çarpı x üzeri a artı 8 eşittir 0. Bu hoşuma gitmedi. Şimdi bir de a'larla mı uğraşacağız? O zaman buradaki 4 x'in yerini değiştirelim. Değil mi? Değiştirebiliriz. Yani 4 üzeri ln x oldu mu? Oldu. Eksi 6 çarpı ln ln değil sensin ln 2 üzeri nedir? ln x. Aynısını yazdım. Artı 8 iştir 0. Bakın yanlış yaptığımı hemen fark etsin. Burada ne yapıyorum? Bu sefer burayı değiştirmiyorum. Buradaki yerlerini değiştirdim. Şimdi ln x'e ne diyelim? A diyelim. Bu nedir? 2'nin karesi. 2 üzeri 2A mı? 2 üzeri 2A şöyle de diyelim. Elen x'e ne dedik? A dedik. Bu bir kenarda dursun. 2 üzeri A eksi 6 çarpı 2 üzeri A artı 8 eşittir. 0 mı? Evet. Tamam. Şimdi burası ne? 4 ile 2'yi çarpalım. 2 üzeri A. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri A olsun. Burada ne yaptı? 2 ee, tane 2 üzeri A, 4 tane 2 üzeri A. İkisi de eksi olursa sağlıyor o zaman. 2 üzeri A eksi 4 çarpı 2 üzeri A eksi 2 eşittir. Sıfır mı? Evet. Tam bir ÖSYM sorusuna benzedi. Şimdi ya şurası sıfır olacak ya da burası sıfır olacak. Şimdi kalemi değiştirelim. maviyle yazalım. 2 üzeri A eşittir 4. Bir de ne var? 2 üzeri a eşittir. 2 olmak zorunda. Ha, orada yerimiz bitti. Şuraya yazalım. Şimdi 2 üzeri a. A dediğimiz ifade neydi? Elen x'ti. 2 üzeri elen. Hatta hiç yazma. A ne olacak? 2. A o zaman 2. A 2 ise A dediğimiz neydi? Elen x'ti. Elen x'imiz ne çıktı o zaman? 2 veya 2 üzeri a 1 de olur. 2 üzeri 1 nedir? 2 mi? Evet. Tamam. O zaman ln x eşittir 1. Şimdi bize x'in alabileceği değerleri söylüyor. Burası nedir? Logaritma e tabanında x eşittir 2. x ne oluyor? Eşittir e kare. Ya da burada yine logaritma e tabanında e üzeri x ne oluyor? e üzeri 1 mi? Evet. Çarpımlarını soruyor. e üzeri 1 ile e üzeri 2'yi çarparsam ne olur? e üzeri 3 mü? Süper. Güzel bir soruydu. At gitsin. Şimdi yine cıcık bir soruyla arkadaşlar. A N dizisi neymiş? Şeklinde tanımlanıyor. Buna göre A onu soruyor. Öncelikle şöyle bir ifade gördüğünüzde bakın A N'li A N artı 1'li. O zaman bunu önce bu tarafa at. Tamam. Önce bu tarafa attım a n artı 1 eksi a n eşittir n. Oldu mu? Oldu. Şimdi sırayla 1, 2, 3, 4 diye gidelim. Neydi? Bizim dizilerimiz f nereden? Doğal sayılardan, pozitif doğal sayılardan reel sayılara gidiyordu değil mi? O zaman pozitif doğal sayılardan başlarım. En küçük değerim ne? 1. 1 veririm. Şöyle bu kalemle yazmaya çalışayım. A1 verdim. A2 eksi A1. 1 verince 1. 2 verelim. A2 verince A3 eksi A2 eşittir. 2 verdim. N yerine 2 oldu. 3 verince A4 eksi A3 eşittir. 3. Nokta nokta nokta. En son ne vereceğiz? Madem A onu istiyor. Demek ki 9 verirsem ne olacak? A 10 eksi A 9 mu oluyor? Evet eşittir. 9 verince değerimiz ne gelecek? 9 mu? Okey. Şimdi ne olacak? Şu arkadaş şunu götürüyor. Bu arkadaş bunu. Bu arkadaş bunu. En son gidecek. Burada ne kalıyor? A10. Eksi burada ne kaldı? A1 eşittir. 1'den 9'a kadar toplam neydi? 9 çarpı 10 bölü 2. Neydi? N çarpı. N artı 1 bölü 2. A10 eksi A1'imi zaten biliyorum. 30 mu? Süper. Eşittir. Şunları yaptım. Ne yaptı? 45. Güzel. A10 Eksi 30 o tarafa attım. a onun ne çıktı? Zaten 75 mi? Evet. Arkadaşlar tam bir sınav sorusu diyebilirim bu soruya. Kök 3, 3, X, Y, Z ve 27. artık terimleri verilen geometrik dizide X çarpı, Y çarpı, Z çarpımını bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu uzun uzadı ya da çözebiliriz. Şu şekilde öncelikle söyleyeyim. Genel kalıbımız neydi? Geometrik dizide A en eşittir. A1 çarpı. R üzeri n eksi 1. Tabi R'yi bir tarafa çek öbürünü bir tarafa çek falan filanla gidebiliriz. Ama daha pratik bir yolu var. Şimdi şunu boşver. Şöyle 5 tanesini alalım. Burada y'yi bilmiyoruz diyelim. Şimdi şöyle de bir tane kuralımız vardı. Şimdi ne diyelim bir tane sayı sallayalım. 7. 7'ye 3 birim uzağa gidelim. 10. 3 birimde sol tarafa uzağa gidelim. Nedir? 4 mi? Evet. Şimdi 7 ile 4'ü topla. 2'ye böl. Nedir? 7 pardon 4 ile 10'u topla 14. 2'ye böl 7'yi veriyor mu? Veriyor. Yani şunu söylemek istiyoruz. A4 çarpı A10 eşittir A7'nin karesi. Ya da her tarafa karekökün içine alınca A10 çarpı A4 çarpı A10 karekök eşittir A7 diyebiliriz. Peki burada A1 desek bu terime. Bu terim ne olur? A1, A2, A3, A4. A5. Beş. Bakın 5'te 1'i topladınız. Ne yaptı? 6. 2'ye böldünüz. 3. Buraya verdim. Verdi. O zaman şunu diyebiliriz. 27 çarpı 3 kök içinde eşittir kime? Y diyebiliriz. Yani Y ne çıktı? 9 mu? Evet. Şu değil mi? Bakın. 2 birim uzaklıkta. 2 birim uzakta. Çarpımlarının kare kökü. O zaman Y'ye uzaklık. 1 bir birim uzaklık. 1 bir birim uzaklık kim? X çarpı Z kare kök içinde kime eşittir? 9 mı? evet. O zaman her tarafın karesini alacağı x çarpı z ne geliyor? 9 mu? Evet. Bize ne diyor? x çarpı y çarpı z. E, x'i biliyorum 9. E, şey x'i değil y'yi biliyorum. Neydi? 9. E, y ile x ile z'nin çarpımı net 9. O da ne yaptı? 81 mi? Evet. Çarpımları neymiş? 3 üzeri 4 mü? Evet. Güzel bir soru. AYT diyebiliriz mantığımızı kullanabileceğimiz bir soru. 27. soru çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Diyor ki bize f a'dan b'ye fonksiyonu veriliyor. A'nın eleman sayısı şu kadar, B'nin eleman sayısı bu kadar. F bire bir diyor. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi birebir derken şöyle bir durum var öncelikle. Şöyle kümemizi alalım. Buradaki kümeler 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Buradakiler ne? X, Y, Z, K, L, M, N olsun. Şimdi değerli arkadaşlar. Buradaki eleman sayısını buradan buraya bir götürdüm. 1'e 1. Bir, şuradan 1'e 1. 1'e 1. 1'e 1. Boşta eleman kaldı mı? Kaldı. Kalabilir mi? Kalabilir. Peki 1'e 1 bir gitti mi? Evet. Peki şöyle bir şey çizebilir miyiz? Hiç uzatmadan N, S, M diyelim. Bir de Resim görmenin g'si olsun. Eşittir. Burada ne olsun? x, y, z olabilir mi? Olur. Peki arkadaşım. Buradaki eleman bu buna gitti diyelim. Bu arkadaş buna gitti. Bu da buna gitti. Birebir mi? Değil. Burada boşta eleman kalabilir mi? Hayır. Burada ne anlıyorum? A'dan B mi gidiyor? Yani ne olacak? B'nin kümeleri şey eleman sayısı A'nınkinden büyük ve eşit olabilir yani şöyle bir tane de K elemanı alırsak bu da buraya giderse eleman sayısı eşit durumunda. birebir oluyor mu? Oluyor. Peki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit olur dedik. E peki A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından fazla olur mu? Hayır. Peki B'nin eleman sayısı A'dan fazla olur mu? Olur. Bunu demek istiyor. O zaman X artı 2'nin eleman sayısı neden? X eksi 6'dan fazla olacak. Yani 2 X eksi 6 küçük X artı 2. Asla ve asla buranın eleman sayısı buradan az olamaz. Ne zaman birebir durumunda olmaz. Zaten burada da boşta kalmayacağı için böyle bir durum mu olur. Süper. O zaman önce bunu çözelim. X küçüktür 8. Küçük eşit 8. Dedik. Sonra ne olacak? Birebir illa illaki burada bir eleman olmak zorunda. Yani 2x eksi 6'nın 0'dan büyük eşit olması gerekiyor. Süper bir soruymuş gerçekten. Buradan ne geldi? X büyüktür 3. Büyük küçük eşit asla büyük eşittir demiyorsunuz. Neden? Sıfırdan büyük olması yeterli benim için. Ne oldu? X 3'ten büyük 8'den küçük. 3 şöyle diyelim. X'ten büyük 8'den küçük eşit. 4 olur 5 olur. 6 olur 7 olur x bir de 8 olur mu olur topla 9 15 22 30 mu toplamını soru evet 30 Şöyle bir tane büyük büyük yıldız hak etti bu soru. Okey miyiz? Okey. Harika. At gitsin. Az önceki soruyu anladıysanız bu soruda onun bir üst versiyonu. Buna da şöyle iki tane yıldız koyabiliriz. Burada diyor ki f bire bir fonksiyondur. Ok mu ok. F içine fonksiyondur. Arkadaşlar içine fonksiyonda mesela örtenle Ayran durumu neydi? Örtende burada boşta eleman, şey içine de boşta eleman kalacaktı. N, olsun. Burada ne var? Ne diyelim? G, R, M, N. Şimdi birebir mi? Bu arkadaş buna gitsin, bu arkadaş buna gitsin, bu arkadaş da buna gitsin. Birebir mi? Evet. Burada boşta eleman kalabilir mi? Kalır. O zaman ne diyoruz? Az önceki durum gibi. 3x-7 eksi küçük eşittir diyemiyorum. Çünkü burada illaki boşta eleman kalmalı. O zaman sadece küçüktür diyorum. X artı 9 dedik. At bu tarafa 2x küçüktür. 16'dan x küçüktür. 8'den süper bir soru oldu. Peki buradaki eleman sayısı ne olacak? Bir kere eleman illaki olacak. Sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani bu ifade sıfırdan büyük olmak zorunda. 3x ek büyük 7'den x ne olacak? Büyük 7 bölü 3'ten mi? Ne olur? 7 bölü 3. 2.2. Ee, en az ne olur? 3. 3 kere 2'nin 6 verirsem eksi 1 eleman diye bir şey yok. 3 kere 3 dedim mi olur. O zaman x ne olacak? 3 e, şöyle düzgün yaz. Düzgün yaz. Düzgün yaz. O zaman 3 küçük eşit. 3 dahil ediyoruz. Ya da şöyle de diyebiliriz. 7 küçük. 7 bölü 3 küçüktür x. O da küçüktür 3. O da küçüktür 8 diyebiliriz. Ben böyle yazmak istiyorum. X o da küçük 8'de. Diyor ki bana X kaç farklı doğal sayı değeri alır. X kaç farklı 3'ü alır. 4'ü alır. 5'i alır. 6'yı alır. Bir de kimsin sen 7. 3 5 tane eleman mı? Süper. Tekrar tekrar anlatalım. Arkadaşlar içine fonksiyon mesela şöyle diyelim bir örteni alalım. Bir de şuraya içine fonksiyonu alalım. Kağıdı bir tık yukarı çekelim. Şimdi burada A, B ve C eleman olsun. Burada M, N, N ve E elemanı olsun. Şimdi hatta E elemanı olmayı versin. Şuradan şuna gitti. Bu da buna gitti. Bu da buna gitti. Şimdi örten bir fonksiyon fakat birebir değil. Önemli değil. Şimdilik derdimiz o değil. Burada da A B C. Burada M, N, N ve N olsun. Burada A buna gitti. B de buna gitsin. C de buna gitsin. Burada boşta kalan, kalan bir eleman var mı? Var. Örten bir değil. Peki bu nedir? İçine bir fonksiyon. O zaman şuna B kümesi buna A kümesi dersem de B kümesindeki eleman sayısı ne olacak? A'dan fazla olacak. E bir de birebir olursa burada ha bir de birebir durumu var. Onun birebir durumu A, B, C kafa mı karıştı? Karışmasın. X, Y. Z, K. Şimdi ne oldu? Bu buna gitti. Bu buna gitti. Bu buna gitti. Bire bir mi? Evet. İçine mi? Evet. Peki buradaki eleman olmasaydı ne olacaktı? Bire bir ve örten olacaktı. Ama ne diyor? İçine diyor. İçine diyorsa örtenden ayıran özelliği ekstra boşta kalan elemanı olması lazımdı. Güzel. Şimdi anlaşıldı. Dedik sorumuza attık gittik ve süper bir türev sorusuyla karşı karşıyayız. Şekildeki fx fonksiyonu d doğrusuna x eksi 1 absin noktasına teğettir. Tamam böyle bir teğet gelmiş. gx falan filan demiş. Olduğuna göre g eksi 2 değeri kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşım buraya takılma. Şu kısma takılma. Burada ne istediği önemli değil. Öncelikle ne bulmamız lazım? g ile ilgili bir türev almamız lazım. Her tarafın türevini alalım. g'nin türevi x eşittir. Bu arkadaşın türevi f'in türevi 2x artı 3 çarpı içinin türevi. İçinin türevi nedir? 2 artı 2x sabitin türevi nedir? 0. Ok mu ok. Şimdi buraya dönebilirim artık. Ne diyorum? Eksi 2 olması için x yerine eksi koyuyorum. Nerede? Her yerde eksi 2 yaz. G'nin türevinde eksi 2 eşittir. F'in türevinde eksi 2 yazdım. Ee, eksi 4 eksi 1 mi? Evet. Eksi 1 çarpı 2 artı eksi 4. Şurayı eksi 4 oldu artık. Tamam. G eksi 2'mizi buluruz. Ama önce F eksi 1'imize bakalım. F eksi 1 nerede? Teğet gelmiş. Teğet de geliyorsa ne yapıyorum? Eğimine bakıyorum. Birinci türev bana neyi veriyordu? Eğimi. E, eğimine bakalım. Şuradaki açımız alfa. Nedir? 3 bölü 2 mi? Evet. Tanjant eğimdi. eğimde de tanjanttı. O da kimdi? F'in birinci türevi eğim. O da tanjantı demekti. Tanjantımız ne? 3 bölü 2 geldi. 3 bölü 2 çarpı 2 eksi 4. Nedir? Bu bunu götürdü. 3 eksi 4'ten eksi 1 mi? Evet. G'nin türevinde eksi 2 ne geldi? Eksi 1 mi? Evet. Yapıştır. Geç. Süper bir soru. Bakın hiç G'nin türevine bakmadan F'in türevinde ve diğer işlemlerden G'nin eksi ikinci türevi geldi. Eksi ikideki türevi pardon. Bu soru hemen hemen soruda şuradaki F türev demiş arkadaşlar. Bunu kaldırırsak şuradaki şunu da kaldırırsak bu soru bir TET sorusu olur. Türevi yapıştırdığım an bir AYT sorusuna türev sorusuna dönüşmüş oluyor. Okuyalım. F türevini birer bir, bir fonksiyon doldur. Az daha cümle koyuyordum f türevlene bir bir fonksiyon olmak üzere her x eleman r için şöyle bir ifade verilmiştir falan filan. Şimdi fx artı yeni türevini alırken nasıl yapacağız? İster x'i değişken ister y'yi değişken alın. Hiçbir şey fark etmez. Biz ezberden gittiğimiz için hep x'i alıyoruz. O zaman x'ten devam edelim. F'in türevi x artı y çarpı şey ne dedik? İçinin türevi 1. Zaten 1 yazmaya artık gerek yok. Biz yazalım. Çarpı f'in türevi x çarpı ne dedik buranın türevi şey çarpı sabitse f y yaz çarpımı türevi geliyor. Artı f x çarpı buranın türevi zaten ne gelecek? 0 geleceği için artık burayı yazmıyorum. Ben buradan sonra ne yapmak istiyorum? f 2. Şimdi 2 yazacağız da buraya yazsak ı Ha sıfır mı? Türevinde sıfır. O zaman x yerine sıfır yaz. f'in türevinde sıfır çarpı. Şimdi buranın ne olmasını istiyorum? Oraya ne yazalım? Şimdi buraya iki yazdık. Tamam. f'in türevinde e, ne yazdık? 2 yazdık. Artı ne istiyor benden? f e, sıfır f 2. Ha buraya ne yazdık? Pardon. Sıfır yazdık. Süper. Sıfır yazdık. Şimdi 2 çıkmasını istiyorum buranın. 2 çıkması için ne veriyorum buraya? Ee 2 mi veriyorum? Y'ye 2 verdim. Şimdi devam edelim. Çarpı F yerine ne yazdım? Y yerine 2F 2 mi? Evet. Yani ne yaptık? Bizim derdimiz sıfırlı bir şeydi. X yerine 0 yazdık. Geldik burada da 0 yazdım. 0 yazınca bu ifadenin de ne olmasını istiyorum? 2 olmasını istiyorum. Neden? Burada 2 var. Y yerine de 2 yazınca ne geldi en yakışıklı ifadeyle? F'in türevi 2 eşittir. F'in türevinde 0 çarpı F. Y yerine de 2 yazınca F2. Şimdi benden istediği ifade nedir? Burası ama bunu bilmiyorum. Zaten derdim onu aramak. F'in türevinde 0 neymiş? 4 çarpı F2 neymiş? O da 3'müş. 3 çarpı 4'ten değerimiz ne geldi? 12 mi? Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.